Ya Allah korudu. Cüneyd'e kalk gel diyorum. Hı. Yok. Belki de boşatıp dolu çekmek için yaptılar. Ellerinde bir ispat bir şey yok demek ki. Ya o eli boş olan bu kadar suyu bulandırır mı? Bu işi onlara uçuran çoktan işini sağlama almıştır. Veyahut pazarlık edecekler. Yani bir şey isteyecekler de. Bakalım bugün yarın çıkar kokusu. Hoş benim aklımda biri var ya. Kim? Şu doktor Levent'in kardeşi. Pek gözüm özü fıldır fıldır. Neyse. Bakacağız. Cüneyt Efendi de sen zaten ayrı alemde. Bu işler sarfa sararsa eğer ona da bir çözüm bulmak şart oldu artık. Hayırdır Hoca Efendi? Sen öyle dizini ovuşturup duruyorsun. Taş mı taşıdın sabaha kadar? Bahadır. Onu çağırtmıştım. Bir bakayım. Allah Allah. Hayırlı sabahlar faniler. Kızımın bir diyeceği var. Cüneyt Efendi beni evden kovdu. Bu mesele çözülene kadar sizde kalmak isterim. Allah'ım esabiri. Peki ne oldu kızım? Ben izah edeceğim. Sen geç içeriye kızım. Gel. Geç kızım. Kıza bağırmış, çağırmış, kovalamış. Biz de evde çıktın mı? Bir daha dönüş yok efendi, sen de biliyorsun. O yüzden sizde kalması daha hayırlı olur. Senin kızın ne etmiş peki? Ne edecek benim kızım? Meryem sen lafa girme. Bir şey etmemiş. Suizanla kabahat bulmuş kızıma. Meryem Hanım yeter. Sen biraz şurada dur. Kızının anasına çekti herhalde. Durup dururken Cüneyt Efendi niye böyle bir şey etsin? Onu bulunca sorarsınız artık siz. Bu işi sen çözeceksin efendi. Hocamız olarak biz seni biliriz. Naim Efendi. Dünyadan haberin yok, öyle yaşayıp gidiyorsun. Ben sizin iyiliğiniz için burada dedinirken evvela bana bu çalımı kurumu bırak. Fettah adını çağır da aç çile kapısını. Efendim. Daha suresi 7. ayette ne buyuruyor Cenab-ı Rab? Bismillahirrahmanirrahim. Ve in teccer bil kavli fe innehu ya'lemu sırra ve ahva. Eğer sen sözü açıktan söylersen bilesin ki o gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir. Sırrın sırrın mıdır? Ağlasın bana, hem yarım ağlasın. Güş eyleyen hikayeti, esrarım ağlasın. İftar hazırlıkları nasıl gidiyor Arif Efendi? Davetiyeleri şey yapamadık hocam. Davetiye ne Arif? Davetiye ne Arif? Yeni moda mı? İnsanların gidip elini sıkacaksınız yahu. Gözlerini öpeceksiniz. Öyle davet edeceksiniz. Dille yapacaksınız, dille. Davetiye nedir? Liste uzun olunca... Senin dilin kadar uzun değildir bence o liste Arif. Fanilere söyle, üstlerine bir çeki düzen versinler. Yöneticilere bizzat sen gideceksin. Birkaç mühim insan var, onlara da ben gideceğim. Haydi Arif, haydi. Vallahi bak bütün Ramazan boyunca var ya... ...sana Hazreti Davud'un orucundan tuttururum ona göre. Sağlıklı diyorlar hocam. Hem moda oldu zaten bu ara.
biz deyince Elena Marakalası mı diyor? Hacamat bile yaptırıyorlarmış. Arif haydi, haydi Arif haydi. Bahadır Efendi, Cüneyt nerede? Bak vallahi canım burnumda zaten. Seni ayağımın altına alıp ezerim. Cüneyt Efendi kimseye bir şey demedi. Evladım, Allah'tan değil illa bir kuldan korkacaksın eğer. Ondan değil, benden kork. Cüneyt nerede? Bir daha böyle bir şey olursa Bahadır, seni sürerim. Cüneyt'im, yeğenim. Hadi dışarı çık da bir konuşalım seninle. Bak akşama Arife ha. Teravih namazımız var. Mübarek Ramazan başlıyor. Cüneyt, gözünü sevdiğim. Bak sen şimdi böyle yaparsan biz millete ne söyleyeceğiz? Müşit babamın kulağına gider. Bak üzülür yani, üzülsün mü? Milletin gıybetinden kaçmak için buraya geldim zaten. Burada da mı kapıma dayandılar? Ya kim senin kapına dayanabilir? Senin korkacak neyin var? Ben Zeynep'le konuştum. Kız benim bir suçum yok diyor. Çık dışarıya konuşun, anlaşırsınız. Nedir yani? Her şey çok konuşmaktan oluyor. Konuşmadan nasıl olacak Cüneyt? Allah aşkına konuşmadan nasıl olacak? Bak eğer sen böyle yaparsan biz bu kızın hükmüne vesile oluruz. Yazıktır, günahtır. Yani çık dışarıya, eğer bir kabahati varsa kesersin cezasını. Ama böyle kaçarsan, kaybolursan eğer, şimdiye kadar çıkmayan laf şimdi çıkar. Sen kendin yok olman lazım demedin mi? Sesindeki telaş gittiğine göre hallettin meseleni. Evvelallah halloldu. Korkacak bir şey yok Cüneyt'im. Bak sen şimdi çıkarsan dışarıya... Ben buradan çıkarsam öfkem de çıkar. Utancım da çıkar. Kızgınlığım da çıkar. Çıkmayacağım amca. Cüneyt'im. Cüneyt. Allah'ım sabri. Arif'le konuş. Levent'in kız kardeşini bir sordursun bakalım, o dergiyle mi çalışıyor? Buyurun, hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Buyurun. Güzel bir yer burası. Londra'da da var böyle yerler. Evet, güzel. Rahat mekan. Seviyorum ben de. Ben rahat edebilir miyim? Nasıl? Böyle kayıt kuyut gizliden bir şey yok değil mi? O konuyu kapattık Sadi Bey. Kullanmayacağımı gördünüz. Peşlerimi geçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Meselemize gelelim o zaman. Evvela ben size bir şey söyleyeyim. Evvela bir sipariş versek. Müsaade ederseniz ben sizin yerinize seçeyim. Hay hay. Pardon. İki pumpkin latte rica edelim. Tam olarak içinde. Bal kabaklı kahve. Sen de bakma öyle arkadaşım dik dik. Böyle cosplay gibi düşün, kostüm falan. Ha? Peki. Bal kabaklı. Neler icat ediyorlar ya. Tabii bizim hayatımız biraz daha sade, daha mütevazı. Böyle yaşana da bir lafımız yok ha bu arada. Sizde başka arızalar var tabii. Siz bizi tanımadığınız için Hande Hanım. Bizim varlığımızı siz yekten arzalat ediyorsunuz. Bu haberi de yapamadınız. Zira bir mesnedi yok. Değil mi? Böyle bir evlilik falan filan zinhar yok. Reddedeceksiniz tabii. Hatta belki kayıt yaptığımı falan düşünüyor olabilirsiniz. Anlıyorum. Ama ortada bir evlilik yoktuysa biz neden bu masada oturuyoruz değil mi? Tehdit edeceksiniz. Şantaj yapacaksınız belki. Hani böyle bir şey yok da sırf siz ne isteyebilirsiniz diye merakımdan soruyorum. Neden yapmadınız bu haberi? Kurunun yanında yaş da yanacaktı. Birgül Hanım geldi, ricacı oldu. Ben de hak verdim. Fıtratını yitirmemiş demek ki. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun.
Dediğim gibi bu evlilik meselesi komple bir yanlış anlaşılma yani. Güzelmiş. Hande Hanım, siz benden ne istiyorsunuz? Madem biz sizi yanlış tanımışız, öğrenelim. Ben bir kitap yazmak istiyorum. Dergaha girip çıkmak, oradaki kadınlarla röportaj yapmak, dertlerini dinlemek istiyorum. Tilkiye kümesin kapısını açayım yani. Evinize gelen misafiri ağırlayın. Madem evinizin imrenilecek kadar güzel bir düzeni var, korkulacak bir şey yok değil mi? Benim uygun gördüğüm hudutlarda ve benim uygun gördüğüm vakitlerde... Olur, anlaştık. Benim de size bir sorum olacak. Ağabeyiniz Levent. Ha, tam olarak bu tevafuk. Levent. Buyurun, açın lütfen. Yok, çalsın. İyidir böyle. Ben de size rahat rahat sorumu sorayım. Hande Hanım, abiniz bu işin tam olarak neresinde? Yani hiçbir şey bilmiyormuş gibi bizim içimize girip çıkıyor da öyle oynuyor yani. Abimi bu işe bulaştırmış olsam tepenize helikopterle inerdi. Siz bir ses duyuyor musunuz? Benden size bir tavsiye. Bu evlilik olayından abime hiç bahsetmeyin, olur mu? Ben dururum. Ama onu durduramazsınız. Evet hocam. Aleyküm selam. Ben de sizi arayacaktım. Evet. Evet hocam. Cüneyt bu ara biraz sıkı, yani kendini kötü hissediyor da. Ne zaman isterseniz. Tabii ki. Selametle. Doğru söylüyorsunuz. Helikopter sesi yok. Bizim daha çok gelmemiz lazım buraya. Ne oldu? Kahveye alışkanlık mı yaptın? Biz kahveye alışırız. Siz bize alışın diye. Buyurun hocam. Odasında mı şimdi? Ha, odasında hocam. Yalnız biz onun odasını değiştirdik. Tamam, yani benim için sessiz, kimsenin girip çıkmadığı bir yer olsun yeter. Sessiz sessiz hocam. Yalnız çok sessiz bir yerde yani. Siz çilehane nedir biliyor musunuz? Oraya mı kapattı kendisi? Bizim klinikteki yumuşak odalar gibi. Tabii burada hasta kendini kapatıyor. Hocam hasta demeyelim. Duya neden olur şimdi? Yani bunca olay oldu, bu insanlar bilmiyorlar mı sizi? Hocam birinin de gıybet yapmaya cesareti yoktur. İnsanları cesaretlendirmeyelim. Çocuk zaten milletin lafından kaçtı, göçtü. O zaman kapanmadı. İnsanlardan kaçtı. Ve hemen çıkması gerekiyor hocam. Ramazan başlıyor. Bu laflar daha da büyüyecek. Hayır, kendini son 10 gün kapatsa itikaf derdik insanlara yani. İtikaf nedir? Sünnet-i seniye. Yani? Hocam işte benim ağzım dikkat çekmezdi manasında. Sadi Bey, siz bence el alem ne der onu boş verin de Cüneyt'in durumuna odaklanın. Ha? Hocam Cüneyt'in kendisi bu laflara takıyor. Ben o bakımdan söylüyorum size. Peki, bir konuşayım bakalım. Cüneyt. Selam. Habersiz geldim, kusura bakma. Sen de buraya zaten kimseyle konuşmamak için kendini kapattın. Peygamberimizin mağarada zaman geçirdiğini biliyorum. Diğer dinlerde de var böyle usuller. Mesela Hazreti İsa'nın çöle gidişi, Hazreti Musa'nın Tur Dağı'na çıkışı, Buda'nın yolculuğu falan. Aslında modern zamanda da insanlara öneriyoruz bunu. Kendileriyle baş başa kalmalarını. Ama bir psikiyatr olarak bana soracak olursan... hatta buna senin cümlenle cevap vereyim. Bir şey yanlış sebeplerle doğru olmaz. Cüneyt, eğer daha önce dışarıda yaşadığın sebeplerden dolayı kendini buraya kapattıysan...
öfkenden dolayı burada ya da dışarıda olmanın ne farkı var? Bak tekrar söylüyorum. Kendinde dünyayı dışarıda bırakacak güç var zannedersin. Ama bir gün gelir, dünyanın seni dışarıda bıraktığıyla yüzleşirsin. Fernando Pessoa şöyle söylemişti. Kaçtığım tüm savaşların yaralarını taşıyorum. Kaçtığım tüm savaşların. Aslında bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Seninle her konuştuğumda kendimle konuşuyorum. Biz kendimizden çok bahsetmeyiz yani psikiyatrlar. Bunun için bir usul var. Başka psikiyatr anlatırız. Ama bugüne kadar hiç kimseyle konuşmadım. Neden konuşmadım? Çünkü gerçek bir şey söyleyecekler sana. Ya da söyletecekler. Asla konuşmak istemediğin gerçekler. Ya da soru sorduracaklar. Asla cevaplarını duymak istemediğin sorular. Bana demiştin ki benim sende arızalı bulduğum şeyler insanlara eğlenceli geliyor. Bence öyle değil. Bence onlar sende kendileriyle ilgili farklı vizyon ve versiyon görüyorlar. Bu çok büyük bir şey biliyor musun? İnsanlara bazı şeyleri tekrar tekrar hatırlatmak. Bu çok değerli bir şey. Cüneyt, insanı terk etmeyen tek şey değerli düşünceleri. Değil mi? Annem gitti mi? Cüneyt. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kuşluk vaktine andolsun. Zifiri karanlık çöktüğü vakit, geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı. Sadakallahu'l-Azim. Bizi terk etmeyecek, bir başımıza koymayacak bir şey var sadece. O da Rabbimiz. Şimdi beraber tekrar edelim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'd-duha. Ve'd-duha. Ve'l-leyli izâ secâ. Ve'l-leyli izâ secâ. Mâ ve'd-dâke. Mâ ve'd-dâke. Rabbuke. Rabbuke. Ve mâ kale. Ve mâ kale. Sadakallahu'l-vazim. Sadakallahu'l-vazim. Azim. Maşallah sana. Maşallah. Bunca yük. Cüneyt sen çok iyi bir çocuksun. Ama çocuksun. Sana büyüklerin oyunlarını oynatıyorlar. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam Hayra. Senin ne işin var burada? Hocam savurluklar hazırlanıyor. Halıyı da yıkattık, serdik. Ramazan kolileri de geldi. Yarın akşam iftardan evvel hazır olacağız inşallah. Peki bizim iftarlıklar? Yetişiyor. Bu da fatura.
Paran bu ne? Ne hocam? Böyle bir param mı var? Hocam bu iftar için özenin dediniz. Özenin de böyle mi özenin dedik ya? Bu sucuğu mu çıkartalım onun üstüne, bir şey yapalım buna? Hocam, söz olur. Ya Arif, pazarlık sünnettir. Sen niye pazarlık etmiyorsun? Al şunu elimden. Ben sana ne diyecektim acaba? Şu Birgül halamı çağır bakalım hele sen bana. Ne zaman nereye? Bugün buraya Arif. Televahi gelsin. Hanımlar tarafına haydi. Hocam bir sıkıntı yok inşallah. Bilakis. Kuşu haber meselesi yok muydu? Birgül Hanım bize yardım etmiş. Bizi büyük dertten kurtardı vallahi billahi. Gör bak işte gör bak. Bu kuyudan bu dergahtan bir bardak su bile içsen, Fizan'a da gitsen nurundan nasiplenmeye devam ediyoruz ya. Hadi. O zaman ben hemen varıp çağırayım. Varıp çağır mı oğlum? Telefonla arasana. Telefon etmeyelim şimdi hocam. Hep büyük mesele. İyi Arif, haydi Arif. Ya Allah. Sadi Bey. Hoş geldiniz. Merhaba. Hocam, teravihe yetişecek mi? Peki yarın iftara? Sadi Bey, siz böyle yaparsanız hiçbir yere yetişmez. Yani pide mi bu? Ya hocam, yani Mürşit babam duyarsa çok üzülecek. Cüneyt şu an kendisini hiç olmadığı kadar baskı altında hissediyor. Ya hocam, size özel bir şey mi anlattı? Ya yani çünkü sonuç itibariyle aynı tekke aynı Cüneyt yani. Onun için öyle değil demek ki. Bakın böyle hastalarda insanlarda stabilite, değişikliklerden uzak ortamlar mühim. Odası değişti diyedir. Ben bu kadar basit olduğunu sanmıyorum. Şu an önemli olan onu zorlamamanız. Baskı hissetmesini engellemeniz. En önemlisi de dışarıya çıkması için ona biraz zaman vermeniz. Sabır. Ya sabır. Vallahi hocam, bazen millete talkını veriyoruz da iş kendimize gelince unutuyoruz. Peki, bana müsaade. Müsaade sizin hocam. Ya Allah. Babanıza çok selamlar, kardeşinize de selamlar. Yarın akşam iftara bekleriz. Aleyküm selam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.